Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Hoya ve Dantel Dünya hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdi Reyyan markası ortası boş ama kenarları böyle iri desenli bir yazmam var arkadaşlar. İçinde pembe ve bu tonun ağırlık olduğu. Bunun yeşil de bir farklı yeşil. Kara yeşil. Şöyle. Kara yeşil tonunda bir yeşili var. Şimdi yeşilin numarası aslında alt zemine krem gitsem olurdu bu modelde ama ben ikisi model amaçlı bir anlatım. Yeşilin numarası Leylak markası kara yeşil diye geçiyor. Kremin numarası leylak markası 744 numara. Bu rengin numarası leylak markası 816 numara. Bu rengimde altın başa 40 pembe tonumda. Şimdi modeli göstereceğim. İğne bir tane serum halka kullanacağız arkadaşlar ortasında. En küçük boy serum halka da olur. Benim elimde en küçüğüm bir boy büyüğü vardı. Onu kullandım. En küçük boy serum halka da olur. Şuradaki ilmek boyutunda da ben dondurma çubuğu kullandım. Kalem de olur. Kurşun kalem de kullanabilirsiniz. Şimdi modelimize gelelim. Beni gösteriyormuş burada. <laughs> ya işte böyle yakalanırdık. Göz tanımasıyla açıldığı için benim telefonum. Şöyle bir modelimiz var. Bu iğneden model. Ben bunu tığa çevirdim ama şuradaki o üç tane şey benim gözüme az geldi ilmek buradaki üç ilmek şuradaki ben onu kaç tane yapmışım bir farklı yaptım orayı göstereceğim. Modelimiz bu arkadaşlar. Benim elimden çıkan da bu oldu. Yeşil hiç uymadı buna ama içindeki yeşilin tonu buydu. Bu şekilde yaptım ortasında inci ile diktik arkadaşlar bunu bir instagram üzeri arkadaşımız göndermişti şöyle gösterelim model bu çıktı dediğim gibi şurası kara yeşil yazma içindeki yeşilden aslında şimdi bunun motiflerini yapacağız bakın ben ilmekleri böyle yaptım biraz daha göz doldursun diye haydi bakalım başlayalım bunu şöyle bir kenara çekelim. Diğer rengimi de pembe rengi kullanarak yapacağım arkadaşlar. Motifimi. İpimizi aldık. Tığımıza sabitleyerek başlayalım. İpimi tığıma sabitledim. Serum halkımı alıyorum. Serim halka içerisine girip sabitliyorum serum halka içerisine sabitledik biraz daha yaklaştıralım şimdi iki adet sık iğnesi yapıyorum 12 bir adet zincir çekip dönüş yaptım 1 2 i̇ki. aynı ikinciye bir kez daha battım artırdım 3 oldu bir adet zincir çektim dönüş yaptım ilk sık iğneme girdim birinci sık iğnem ikinci sık iğnem üçüncü sık iğneme battım üçüncü sık iğneme bir kez daha battım dört oldu artırma yaptım bir adet zincir çektim dönüş yaptım birinci sık iğneme girip batıyorum 1 ikinciye girdim battım Üçüncüye girdim battım. Dördüncüye girdim. Sık iğnesi yaptım. Dördüncüye bir tane daha yaptım. Beş oldu. Bir zincir çektim. Dönüş yaptım. İlk sık iğneme battım. Birinci. ikinci, Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Beşinciye bir kez daha batıyorum. Artırıp altı yapıyorum bir adet zincir çektim dönüş yaptım ilk sık iğneme battım birinci ikinci üçüncü dördüncü beşinci altıncı altıncı sık iğneme bir kez daha batıyorum 7 yapıp artırıyorum bir adet zincir çektim dönüş yaptım ilk sık iğneme batarak başlıyorum 1 2 sık iğne yapıyoruz 3 4 5 6 7 7. battığım yuvaya bir kez daha batıp 8 yaparak artırıyorum 8 bir adet zincir çektim dönüş yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 8'e battım 9 yaptım. Artırma işlemimiz bitti. 9 tane olana kadar artırdık. bir adet zincir çekip dönüş yaptım. Şimdi bir sık iğnesi bırakıp ikinciye batarak başlıyorum. Şimdi de eksiltmeye başlıyoruz. 1 9 olmuştu. 2 Bu sıram 8 olacak. Bir zincir çekip dönüş yapıyorum. Aziz Allah, la ilahe illallah. Bir sık iğnesi bırakıp ikinciye batarak başlıyorum. Bu arada ezanı Bitirelim inşallah öyle dönelim. Evet arkadaşlar ezan şerifi bitirdik ve döndük tekrardan sık iğne üzerlerine sık iğnesi yapıyorum ama dönüşte bir tane bırakıp ikinciye batarak başlıyoruz arkadaşlar. Kaç oldu saymayı unuttum ama devam ediyorum. Bir zincir çekip dönüş yapıyorum birinciyi bırakıp ikinciye batıyorum. Sayalım bir. 2 3 4 5 6 bir zincir çekip dönüş yaptım birinci sık iğneyi bıraktım ikinci sık iğneye batarak başladım 1 2 3 4 ve 5 oldu bu sefer de bir zincir çekip dönüş yaptım biri bıraktım ikinciye batarak başlıyorum 1 2 3 ve 4 oldu. Bir zincir çekip dönüş yaptım. Biri bıraktım. İkinciye batıyorum. 1 2 3. Böylelikle eksiltiyoruz arkadaşlar. Bir zincir e, sık iğnesı bırak ikinciye bat. 1 2. Bir zincir çek dönüş yap. Biri bırak, ikiye bat, bir bitti. Şu taraf düz yenimiz, yani ne yapıyorum? Bir zincir çekip dönüş yapıyorum. Bakın şu ip olan kısım başlama kısmı. Bu tarafa değil de bu taraftan ineceğiz her zaman. Bir zincir çektim, dönüş yaptım. Şöyle kenardan batıyorum, bir zincirimi sabitledim. Tekrar bir zincir çektim, bir alt sıraya kenardan battım, kapattım. Böylelikle kenardan inmiş oluyoruz. Bir zincir çektim. Bir alt sıraya indim kapattım. Bir zincir çektim. Bir alt sıraya indim kapattım. Bir adet zincir çektim. Bir alt sırada kapattım kenardan. Bir adet zincir. Bir alt sırada kapatıyorum. Bir adet zincir. Bir alt sırada kapatıyorum. Bir adet zincir. Bir alt sırada kapatıyorum. Bir adet zincir. Bir alt sırada kapatıyorum bir adet zincir bir alt sırada kapatıyorum bu şekilde iniş yapıyoruz bir adet zincir hemen şurada kapattım bir adet zincir çekip serim halka içerisine girip kapatıyorum bakın aşağı kadar inmiş olduk böylelikle bir iki adet sık iğnesi yaptım bir zincir çekip dönüş yaptım birinci sık iğnem ikinci sık iğne ikinci sık iğneme bir kez daha batıyorum 3 yapıp artırıyorum bir zincir çektim dönüş yaptım bir sık iğnesi ilk sık iğneme batıyorum bir ikinciye battım üçüncüye batıyorum üçüncüye bir kez daha batıp artırıp 4 yapıyorum bir zincir çektim, dönüş yaptım. Birinci sık iğneme battım. İkinci sık iğneme batıyorum. Üçüncüye battım. Dördüncüye batıyorum. Dördüncüye bir kez daha batıp beş yaparak artırıyorum. Bir zincir çektim, dönüş yaptım. İlk sık iğneme battım bir. İkinciye battım üçüncü, dördüncü ve beşinci. Beşinciye bir kez daha batıp altı yapıyorum. Bir zincir çektim, dönüş yaptım. İlk sık iğneme batarak başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, altıncı bir kez daha batıp 7 yapıp artırıyorum bir zincir çek dönüş yap sık iğneme battım 1 2 3 4 5 6 7 7. bir kez daha batıp 8 yapıyorum. Bir zincir çektim, dönüş yaptım. Yine bütün sık iğnelerime batarak gidiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 8'e bir kez daha batıp 9 yaparak artırma yapıyorum. 9 bir zincir çektim döndüm. 9 tane olana kadar bu işlemi yaptık. Şimdi eksilteceğiz. Bir sık iğnesi bıraktım, ikinciye batarak başladım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Eksilttiğimiz için 8 olduk. Bir zincir çektim, dönüş yaptım. Bir sık iğnesi bıraktım. İkinciye batarak başlıyorum. Şimdi de sıra sayımız 7 olacak arkadaşlar. 3 4 5 6 7 Bir zincir çek, dönüş yap. Biri bırak, ikinciye bat başla. 1 2 3 4 5 6 bir zincir çek dönüş yap birinci bırak ikinciye batarak başla 1 2 3 4 5 bir zincir çek dönüş yap biri bırak ikinciye batarak başlayalım 1 2 3 ve 4 bir zincir çek dönüş yap biri bırak ikinciye batarak başlayalım 1 2 3 bir zincir çekip dönüş yapıyorum birinciyi bırakıp ikinciye batarak başlayalım bir iki bir zincir çek dönüş yap biri bırak ikinciye bat bir bakın bu taraftayız yine bir zincir çekip dönüş yapıyorum ineceğim yöne kenardan battım bir zincir çektim bir alt sıra kenarından battım, kapattım. Bir zincir çektim. Bir alt sıra kenarından battım, kapattım. Bir zincir çektim. Bir alt sıradan kapattım. Bir zincir çekiyorum. Bir alt sıradan kapattım. Bir zincir çektim. Bir alt sıradan kapatıyorum. Bir zincir çektim. Bir alt sıradan kapattım. Bir zincir çektim. Bir alt sıradan bir zincir çekiyorum bir alt sıradan böylelikle kenardan iniyoruz arkadaşlar bir zincir bir kenardan bir alt sıradan bir zincir çektim bir alt sırada bir zincir çekip serim halka içerisine girerek sık iğnemi sabitledim bu şekilde şimdi bir iki adet sık iğnesi yaptım bu iki yaprağı nasıl yapmış isem Üçüncü yaprağımı da aynı şekil yapıp dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar aynı işlemle üçüncü yaprağımı da yaptım. Son sık iğnemi serim halka içerisinde sabitledim. Şimdi bir iki adet zincir çektim. ipimi genişlettim. Burada dondurma çubuğu kullanacağım. Sizler kalemde kullanabilirsiniz. Kurşun kalem. Taktım. Yuvaya girdim. ipin ucunu aldım. Bir 2 adet zincir çekip genişletip takıyorum 2 oldu yuvaya girdim ipin ucunu aldım 1 2 adet zincir çektim genişlettim taktım 3 oldu yuvaya gir ipin ucunu al 2 adet zincir çek genişletip takalım 4 8 adet ilmek çıkarıyorum 2 adet zincir çek tak 5 yuvaya girelim ipin ucunu alıp 2 adet zincir çekip genişletip takalım 6 Evet. Yuvaya girdim. ipin ucunu aldım. 1 2 adet zincir çektim. Genişlettim, taktım. 7 İpin ucunu aldım. 2 adet zincir çektim. Genişlettim, taktım. 8 Yuvaya girdim. Şimdi ipin ucunu aldım. 1 adet zincir çekip bakın şu ilk başladığım noktanın sık iğnesine battım, sabitledim. 1 adet de zincir çektim. İpimi koparttım. 8 adet ilmeğimiz oluştu. Bunu çıkartalım ilmeklerimizi. Ne kadar sıkı doldurmuş. Krem rengimi aldım, ipimi tığıma sabitledim. Motifimi aldım böyle düz yüzeyinden arkadaşlar. ilmeğin içine giriyorum ipimi sabitliyorum 5 adet zincir çekiyorum aynı ilmeğin içine girip kapattım ikinci ilmeğin içine bir sık iğnesi ile giriş yaptım 5 adet zincir çektim ikinci ilmeğin içinde kapattım üçüncü ilmeğin içine bir sık iğnesi ile giriş yaptım 5 adet zincir çektim. 3. ilmeğin içinde kapattım. Hemen 4. ilmeğin içine bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 5 adet zincir çektim, girdim, kapattım. Devamdaki ilmeğin içine giriş yapıyorum bir sık iğnesiyle. 5 zincir çekip aynı noktaya ilmeğin içinde kapatıyorum. Devamdaki ilmeğin içine giriyorum bir sık iğnesiyle. 5 zincir çekip aynı noktaya batıp kapatıyorum. Devamındaki ilmeğin arasına girdim. 5 zincir çektim. Aynı noktaya batıp kapattım ilmeğin içine. Son ilmeğin içine bir sık iğnesiyle ile giriş yaptım. 5 adet zincir çektim. Aynı ilmeğin içine girip kapattım. Bakın bu şekilde şöyle elimizle çekerek yukarı çekerek düzeltmesini yapalım. Bunlar da yakıp dönelim. Motifimiz bu şekilde hazır arkadaşlar. Şimdi vereceğimiz arayla başlıyoruz yazma üzerine. İki zincir çekerek tığ battığımızı yaptığımız yazmamıza ipimi tığ bastığına sabitledim. 1 2, 3 zincir çekip başına bir aldım. Yandaki tığ battıya girdim. Önce bir çektim. Sonra 2 sonra 2 4 adet zincir bu çıktığım araya girdim kapattım tekrar 3 adet zincir yandaki tığ battı içerisinde sabitledim 3 adet zincir çekip başına bir aldım yandakine girdim önce bir çektim sonra 2 sonra 2 çektim 4 zincir çekip bu ara noktasından girdim kapattım 3 adet zincir çektim yandaki tığ battı içerisine girip sabitledim 3 adet zincir çekiyorum başına bir alıp yandaki tığ giriyorum önce bir sonra iki sonra iki alıyorum 4 zincir çekip aradan girip kapattım 3 adet zincir çektim hemen yandaki tığ battı içerisinde sabitledim 3 zincir başına bir al yandakine girelim önce bir sonra iki sonra iki alalım 4 zincir aradan kapat 3 adet zincir yandaki tığ battı içerisinde kapatalım. Bu şekilde vereceğiniz arayı ayarlıyorsunuz arkadaşlar. ben ikisi model amaçlı. Ben bu kadar ara vereceğim. Şimdi ne yapıyorum? İstediğim arayı verdikten sonra modeli kuracağım. Ee, dikeceğim noktaya. Şimdi 2 adet zincir çektim. Yandaki tığ battı kapattım. Bu bir 2 adet zincir çektim. Yandakinde kapattım. 2. 2 adet zincir çektim. Yandakinde kapattım. 3. 2 adet zincir çektim yandakini de kapattım 4 2 adet zincir yandakini de kapattım 5 2 adet zincir yandakini de kapattım 6 2 adet zincir yandakini de kapatıyorum 7 7 adet tığ battısının üzerine yine 7 adet tığ battısı yaptım böyle bir ara bıraktım 3 zincir çektim başına bir aldım yandaki tığ battıya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım 4 adet zincir çekip bu ara noktadan girip kapattım. 3 adet zincir çektim. Yandaki tığ battıya girip sabitledim. 3 adet zincir başına bir aldım. Yandakine girdim. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. 4 zincir bu ara noktadan girip kapattım. 3 zincir yandaki tığ battıya girip sık iğne ile sabitledim. Yani yine vereceğimiz arayı yapıyoruz. Mesela bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane pimpirim sonrası 7 adet tığ battı yaptım. Şimdi buraya yine 9 tane pimpirim yapıp yine 7 adet tığ battısı yaparak ara vereceğim. Alt zeminimiz bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi o bıraktığımız araya motifimizi dikeceğiz. 7 tane tığ battısı vardı. 1, 2, 3 bu kenarda bırakacağım 3 tane. 3 tane bu kenarda 6 eder. Ortadaki 7. olacak arkadaşlar. Ortası olacak. Bakın 1, 2, 3. Şu dördüncü benim ortam oluyor böylelikle. Buradan alt kısımdan girdim. Burada bir motifimi alıyorum şimdi. Motifim de bakın şu iki yaprağın şöyle karşılıklı. Buradan girdim. Şimdi bir de ince alacağım buraya. İncimi de taktım. yaprağın bu karşılığından giriş yaptım aşağıdan buradan yeşilin hemen tığ battım diğer tarafında battım bu şekilde bunu birkaç kez tekrar yaparak sağlamlaştırıyoruz arkadan girip Ben biraz zor gördüm. Bakın böyle çok geriden girmişim. İnciden geçiyorum. Buradan geçiyorum. Arkadan çıkıyorum. Bu şekilde bunu birkaç kez yaparak işinizi incinizi de oraya sabitleyin arkadaşlar. Önden çıktım. <laughs> incinin içinden geçip tekrar karşıdan batarak arkadan çıktık şimdi buraya da bir düğüm atıyorum böylelikle inciyle ile motifimizi eklemiş oluyoruz Evet arkadaşlar bu şekilde. İnşallah anlatabildik. Anlaşılır bir anlatım olmuştur. Ekran resmi almak isteyen arkadaşlar için bu görüntüyü de buraya bırakarak sizlere veda ediyorum. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.